Ya en son imzalandıktan sonra o evrak kayboldu. Sen de değil mi? Peki, teşekkür ederim. Ya acaba sen Mehmet Beyleri arar mısın? Bir onlara sor dosya için. Dönüş. Ablacığım. Hoş geldin. Hoş buldun canım. Benim biraz telaşım var da. E tamam, sen stresi yapma, halledersin. Ya Özer Bey bir dosya istemişti ama hiçbir yerde yok. Bulursun, bulursun. Panik yapma, sakinleş. Somer nerede? Rüşan Hanım'ın odasında. Arayayım mı ben senin için? Yok, ben giderim şimdi. Hadi görüşürüz. Hadi canım, kolay gelsin. Bir şey diyeceğim, şunu açalım mı tekrar? Türkan görüşme diyor. Avukatla annem illa görüşeceksin diye tutturuyor. Ya ben ne yapacağımı şaşırdım. Arada kaldım Selçuk. Türkan adalet değil, intikam istiyor. Biraz sakinleşmesi lazım. Şu süreçte bir hata yapmamanız lazım Somer. Mine'nin kozu büyük. Gel. Somer. Canım. Seni çok kızdırdım biliyorum. Affet beni. Somer. Efendim Türkan. Seni kaçırayım mı? Hı? Kahvemiz burada. Bardaklarımız ve... sandviçlerimiz. Evet, hazırlar. Kahveyi de. Ver. Kendin de beni de yakacaksın, açarım ben. Somer, affettin mi beni? Bilmiyorum. Ya, haklısın. İnsanların içinde sana öyle bağırmam doğru değildi. Hayatım. Bak biz artık kötü günleri geride bıraktık. Şimdi birbirimize karşı tahammülümüzü, sabrımızı, her şeyden önce saygımızı yitirmemeliyiz. Eğer öfkemizi, hıncımızı birbirimizden çıkartırsak biz seninle nasıl hayat arkadaşı olacağız? Hı? Doğru diyorsun. Ama hırsımı senden çıkarmak değildi niyetim. Sadece şu aşamada Mine'ye gitmeni doğru bulmuyorum. Çünkü o her köşeye sıkıştığında Somer diyecek. Sen de koşup gidersen akıllanmayacak. Seni üzecek bir şey yapmayacağım. Gitmeyeceğim Mine'yle görüşmeye. Sana söz veriyorum. Teşekkür ederim. Buraya en son geldiğimde Mine'yle konuşmalarımızı duymuştum. Hamileydim. İlişkiniz olduğunu öğrenmiştim. Çaresizce gözyaşı döküyordum. Sonra bir kadın geldi, elini uzattı. İnsanın içine ısıtan konuşmasıyla, içtenliğiyle teselli oluyordu bana. O günden sonra görüşmeye başladım. Beni geçen bıraktın ya yanına işte Sevilay abla. Evet, hatırlıyorum, ben bıraktım. Çok iyi bir terzi. Beraber çalışmayı düşünüyoruz, iş kurmayı düşünüyoruz. Küçük bir atölye belki. Sen çalışmak mı istiyorsun? Evet. Tamam. Şirkete uygun bir pozisyon ayarlatayım ben sana. Somer, ben tek başıma bir şeyleri başarmak istiyorum. Yeteneğimle var olmak istiyorum. Ya inan bana, bu iş çok iyi gelecek.
Yoksa ben çıldıracağım. Sana sarıyorum, başkalarına sarıyorum. Kendimi tanıyamıyorum. Tamam, sen nasıl istersin. Ama ortaklık ciddi bir mesele. Sen yeterince tanıyor musun? Güveniyor musun bu kadına? Çok iyi bir kadın. Gerçekten. Bana o güveni verdi. Peki. Sen nasıl istersen öyle olsun. Ben her zaman senin yanındayım. Teşekkür ederim. Benim kaprisli Türkiye Hanım. Şimdi sen biraz çalışmaya başla da ondan sonra özlersin kocanı iyice. Zavallı Somer de biraz rahat eder böylelikle. Öyle rahat etmek falan yok canım. Gözüm hep üstünde ona göre. Ben onun farkındayım zaten de sen biraz kıskanıyor musun beni acaba? Yok. Senin neyini kıskanacağım ki? Huysuz bir adamsın. Yakışıklı değilsin. Ayrıca sevmeyi de bilmiyorsun. Bana her dokunduğunda deliye de dönmüyorum. Seninle göz göze geldiğimizde yüreğimi ateşle sarmıyor. Ben de hiç kıskanmıyorum seni, biliyor musun? Günler saati senin nefesini, kokunu özlemiyorum. Ayrıca hiç güzel değilsin. Ve cadının tekisin. Ya öyle mi? E sen cadılık falan görmemişsin. Al sana cadı. Bundan sonra kahve falan yok sana. İyi, sana da yok o zaman ya. Aa. Yalnız termosun geri kalanında kahve var. Başından aşağı döküp seni iyice yakayım mı? Sen zaten benim kalbimi yakmışsın Türkan. Küle çevirmişsin. Bir kahvenin lafı mı? Ah canım ya. Kıyamam sana. Yalnız burası gerçekten yanık kokuyor ya. Nasıl ya? Nasıl ya? Ateş falan yakmadık ki biz. Ben bakayım sen. Türkan, kalbin yanıyor. Somer. Bak gerçekten, ooo felaket yanıyor. Ya Somer. Bak burası da yanıyor. Ne diyeceğim? Yangın var diye bağırsana. Engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.